İstemsiz idrar kaçırma kadınların hayatını çok olumsuz etkileyen, hem özel hayatta hem de sosyal hayatta izolasyona yol açabilen, anksiyeteye hatta depresyona neden olabilen sıkıntılı bir durumdur. Özellikle 65 yaş üstü kadınlarda %50'den fazla oranda görülebilir. İstemsiz idrar kaçırma için özellikle obez olan, çok yüksek sayıda doğum yapmış olan, vajinal doğum yapmış olan, organ sarkması yani prolapsusu olan, diyabet, hipertansiyon gibi sistemik hastalıkları veya kronik kabızlık gibi sindirim sistemi problemleri olan hastalar risk altındadır. İdrar kaçırma tipleri birbirinden farklıdır. Yani her idrar kaçırma aynı sebeple meydana gelmez. Tiplerine bakacak olursak idrar kaçırmanın en sık görülen tipi stres tipi idrar kaçırmadır. Burada özellikle karın içi basıncını artıran gülme, öksürme, ıkınma, hapşırma gibi durumlarda hasta istemsiz idrar kaçırır. İkinci olarak sıkışma tipi idrar kaçırma görülür. Burada da özellikle hasta sıkışıklık hisseder ve acil olarak lavaboya gitme ihtiyacı duyar ancak gidene kadar yetişemez ve idrar kaçırır. Üçüncü tip karışık tip idrar kaçırmadır. Burada hem stres hem de sıkışma tipi idrar kaçırma beraber görülür. Diğer bir tip sürekli idrar kaçırmadır ki burada organik bir bozukluk vardır ve idrar olmaması gereken bir kanaldan sürekli olarak akar ve hasta sürekli idrar kaçırır. Bir başka tip taşma tipi idrar kaçırmadır. Burada da mesane tümörleri veya taşları gibi durumlarda mesane problemlerine bağlı idrar kaçırma görülür. Yine fonksiyonel tip idrar kaçırmada özellikle hareket güçlüğü yapan romatizmal hastalık veya felç gibi durumlarda hasta tuvalete gidemediği için idrar kaçırabilir. Bir de geçici tip idrar kaçırma vardır ki burada özellikle ilaç kullanımlarında diyabet gibi, hipertansiyon gibi bazı ilaçların kullanımlarına bağlı olarak ya da sürekli sigara, alkol, kafein gibi, çay gibi maddelerin tüketimine bağlı olarak da artmış idrar gelişiyle alakalı olarak idrar kaçırma görülebilir. İdrar kaçırma için hastaların çekinmemesi, utanmaması, bunu saklamamaları ki özellikle ileri yaşta görüldüğü için ve mümkünse en kısa zamanda bir jinekolog veya üroloğa başvurarak kendilerine özgü tetkik ve tedavi yöntemlerini almaları gerekir. Çünkü altta yatan sebebin araştırılması ve kişiye özgü tedavinin yapılması çok önemlidir.